Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Metpamit şurup nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Metpamit her 5 milim çözelti içerisinde 5 miligramlık metoklopramit hidroklorür içerir. Metpamit berrak sarı renkli oral çözelti halinde 125 milimlik bar rengi cam şişeyle polietilen kapak ve karton kutu içerisinde sunulur. Kutunun içinde 5 milimlik dozaj pipeti mevcuttur. Metpamit, metoklopramit etkin maddesini içeren, kusmayı önleyen bir ilaçtır. Beyni mide bulantısını ve kusmayı engelleyen bölgesi üzerinde etkinlik gösterir. Metpamit yetişkinlerde bulantı ve kusmanın tedavisinde, kemoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde, radyoterapi sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesinde, akut migrene bağlı bulantı ve kusmanın tedavisinde, metoklopramit akut migren tedavisinde ağrı kesicilerin emilimini arttırmak amacıyla ağrı kesicilerle birlikte kullanılabilir. Metpamit 1 ile 18 yaş arası genç erişkin ve çocuklarda kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde başka tedavilerin başarısız olduğu ya da uygulanmadığı durumlarda ikinci seçenek olarak kullanılır. Metpamit şurubu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise metpamiti şu durumlarda kullanmayınız. Eğer metoklopramide ya da bu ilacın yardımcı maddelerinden birine alerjiniz varsa, mide ya da bağırsağınızda kanama, tıkanma ya da yırtılma varsa, daha önce ilaç kullanımına bağlı istemsiz kas spazmı yaşadıysanız, SAR hastasıysanız, Parkinson hastasıysanız, daha önce anormal kan pigment seviyelerinizde eksikliği olduysa, son 4 gün içinde mide bağırsak ameliyatı geçirdiyseniz. Metpamit'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer daha önceden kalp ritim bozukluğu ya da başka kalp rahatsızlığı geçmişiniz varsa, kanınızdaki potasyum, sodyum, magnezyum seviyeleri ilgili problemleriniz varsa, kalp ritmini etkilediği bilinen başka ilaçlar kullanıyorsanız, nörolojik problemleriniz varsa, böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa, doktorunuz kan pigment seviyelerinizi ölçmek için size bazı kan testleri uygulayabilir. Normal olmayan değerler görüldüğünde tedavi hızla ve tamamen kesilmelidir. İlacın iki uygulama arasında kusma ve alınan dozun çıkarılması da dahil olmak üzere en az 6 saat ara verilmelidir. İstemsiz kas spazmlarının oluşma riski sebebiyle 3 aylık tedavi süresi aşılmamalıdır. Çocuklarda ve genç erişkinlerde istemsiz hareketler oluşabilir. Metpamit oral çözelti 1 yaşın altındaki çocuklarda istemsiz hareket oluşma riskinde artış sebebiyle kullanılmamalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Metpamit şurubun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi metpamitin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın yan etkisi uyuklama. Yaygın yan etkisi depresyon, titreme, kas kasılmaları gibi istemsiz hareketler, Parkinson hastalığına benzer belirtiler, huzursuzluk, kan basıncında düşme, ishal, güçsüzlük. Yaygın olmayan yan etkisi adet olamama veya adet döngüsünde düzensizlik, halüsinasyon, bilinçli azalma, kalp atım hızında azalma, aşırı duyarlılık, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu, istemli hareketlerde bozukluk, seyrek yan etkisi zihin karışıklığı, istem dışı kas kasılmaları, memelerden süt boşalması, bilinmeyen yan etkisi meme büyümesi, özellikle yaşlı hastalarda uzun süreli kullanımda kalp durması, şok, bayılma, ciddi olabilen alerjik reaksiyon, çok yüksek kan basıncı, kan basıncına geçici yükselmeler, döküntü, kaşıntı, kurdeşen, anjiyodem. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Metpamit şurup nasıl kullanılır? Yetişkin hastalarda önerilen doz tek seferde ağız yoluyla alınan 10 mg'dır. Bu doz günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir. Önerilen maksimum doz günde 30 mg ya da vücut ağırlığına göre hesaplanan 0.5 mg kilogram vücut ağırlığıdır. Önerilen maksimum tedavi süresi 5 gündür. Kemoterapiye bağlı olan bulantı veya kusmanın önlenmesinde 1 ile 18 yaş arası çocuklarda önerilen doz 0.1 ila 0.15 mg kilogram vücut ağırlığıdır. Bu doz günde 3 defaya kadar tekrarlanabilir. 24 saat içinde uygulanabilir. Maksimum günlük doz 0.5 mg kilogram vücut ağırlığıdır. Vücut ağırlığı tam olarak bilinmiyorsa yaklaşık dozlar şu tablo doğrultusunda hesaplanabilir. 1 ila 3 yaş vücut ağırlığı 10 ile 14 kilogram, doz 1 mg. Tekrarlanma dozu ise günde en fazla 3 kez. 3 ila 5 yaş vücut ağırlığı 15 ile 19 kilogram, doz 2 mg. Tekrarlanma dozu ise günde en fazla 3 kez. 5 ila 9 yaş vücut ağırlığı 20 ile 29 kilogram, doz 2,5 mm. Tekrarlanma dozu ise günde en fazla 3 kez. 9 ile 18 yaş vücut ağırlığı 30 ile 60 kilogram, doz 5 mg. Tekrarlanma dozu ise günde en fazla 3 kez. 15 ile 18 yaş vücut ağırlığı 60 kilogram üstü, doz 10 mg. Tekrarlanma dozu ise günde en fazla 3 kez. Kemoterapiye bağlı bulantı ve kusmanın önlenmesinde 5 günden fazla kullanılmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise metpamiti önlerden yaklaşık 30 dakika önce aç karnına kullanınız. Uygun doz ambalajında ekli olan dozaj pipeti aracılığıyla uygulanır. Uygulamadan sonra pipet su ile temizlenmelidir. İki uygulama arasında kusma ve alınan dozun çıkarılması da dahil 6 saat ara verilmelidir.
Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda ve genç erişkinlerde istemsiz hareketler oluşabilir. Metpamit oral çözelti 1 yaşın altındaki çocuklarda istemsiz hareket oluşma riskinde artış sebebiyle kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılarda böbrek rahatsızlıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak doz azaltımına gidilebilir. Metpamitin saklanması. Metpamiti çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.